Herkese merhaba. Bugün sevgili Adem'le sizlere diz MR'ı nasıl çekilir ve nasıl içeriye girilir onu anlatacağız. İlk önce üstündeki sevgili Adem'in üstüne metalleri ayırdık. Herhangi bir metal kalmadı. Ve şimdi hazırlık yaptık üstündeki metalleri. Eğer bununla ilgili bilgi arıyorsanız benim eski videolarımda MR'a nasıl girilir, üstündeki hangi metaller çıkar onlara bakabilirsiniz. Bununla beraber kanalın devamı için abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bu tarz videoların gelmesi için de başka arkadaşlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Bununla beraber eğer MR'a girmişseniz, bir tecrübeniz varsa bizimle bu konuda paylaşın, yorum kısmına lütfen. Sorularınız varsa da oraya sorularınızı yazın. Mutlaka cevaplamaya çalışırım. Bugün işte diz MR'ı bir kapalı MR'da ne kadar sürer? Herhangi bir bahsediyor. Sesten etkilenmesin diye kulaklığımızı takıyoruz. Ve direkt olarak şimdi MR'a ne kadar gidecek ve ne kadar süre kalacak? Bunu çok merak eden bayağı bir izleyici oldu. Yorum kısmında yazdı. Biz de tabii ki bunu bu şekilde gösterelim. Evet, bize nasıl girilir bunu hemen gösterelim. Biz MR'ında şu şekilde da anlatıyoruz ve şöyle diz yapalım. Sol dizde başlayacağımız için ilk önce sol diz. Burada en önemli unsur, hastayı nasıl yatırdık? Hastanın başı dışarıda o zaman olduğu için, ayaklar önce gittiği için fit first diyoruz. Ve eksem diyoruz. Eksem configum ve hastanın kaydı yapıldı. Buradan dize giriyoruz. Dizden hemen planlarımızı gönderiyoruz. Dediği şey, çıkan yazı table yerinde mi, masa yerinde mi? Evet dedik. Burada programlardan yine sekanslarımızı seçiyoruz. Proton Density Turbo Spin Echo, Proton Density Turbo Spin Echo ve FS dediğimiz FETSET Coronal. Bir de PD Turbo Spin yine aynı zamanda yine FETSET yağ baskılı T1 Turbo Spin Echo Sagittal. Evet, şimdi bu planları gönderdik. Planlarımız burada. Şimdi birinci özellikle localizer dediğimiz birinci plan, aksiyel plan geldi. Şimdi ikinci planı kuruyoruz. İkinci plan, bakın üçünde de 3 ekranda da 3 tane aksiyel var. MR'da 3 görüntüleme bir arada yapılıyor. 3 plan bir arada yapılıyor ve şimdi şu koronal, şu sagittal planları şurada gördüğümüz gibi kurduk ve gönderiyoruz. Okey, plandan emin misiniz dedik. Evet, şimdi kuracağımız, bakın burada Proton Density Turbo Spin Echo TRSA dediğimiz aksiyel FETSET, yani yağlar baskılanmış. Şimdi bu koronal görüntüde dizin orta. Şimdi ilk önce aksiyel gelecek görüntü bu şekilde. Tamamen bu çerçevenin içine alıyoruz. Bu çerçevenin ismi FOV. FOV büyüklüğünü ne yapabiliyoruz? Küçültebiliyoruz. O zaman küçülttüğüm zaman bir katlama sorunu olabilir. Ona da aliasing katlaması denir. Bunu bu şekilde ayarladık. Sagittal görüntü üzerinde de bu şekilde planımızı yaptık. Yani dizin altını ve üstünü patelleye için aldık. Koronalda da aldık. Ve ne yapıyoruz? 3 planımız kontrollü şekilde apply dedik. Gitti. Sonra Proton Density Turbo Spin Echo'yu ayarlıyoruz. Bu sefer koronal görüntü. Koronalı sagittal üzerinden kuruyoruz şu şekilde. Tamamen içinden geçecek. Şuradan da bu tamamen gelecek görüntü bu şekilde. Aksiyel görüntü üzerinden de bu şekilde ayarlıyoruz. Kondiler yapılara göre programda yapabiliriz. Böyle tercihim bu yönde. Patelleyi çok da almıyoruz. Şu şekilde gönderdik. Geri kalan yine Proton Density sagittaller kuracağız. Özellikle bu Proton Density sagittal görüntülerde menisküs sorunlarını göreceğiz. Yırtık var mı yok mu? Bununla beraber bağları göreceğiz. Ön çapraz bağ, arka çapraz bağ dediğimiz, ALC ve PCL dediğimiz. Burada aslında bağları görüyoruz. Bu bağlar
bir parça localizer olmasına rağmen görebiliyoruz. Burada da bunlar pilot görüntüler olmasına rağmen yine iyi yerlerden görüntü almışız. Şimdi özellikle T2 aksiyel geldiği zaman görüntünün nasıl olduğunu göreceğiz ve devamlarını akabinde yapacağız. Kanalın devamı için eğer MR ile ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Eğer anlatımları beğeniyorsanız, videoları beğeniyorsanız beğen tuşunu basmayı unutmayın. Ve eğer imkanınız olursa da çevrenizdeki radyoloji ile ilgilenen kişilere de bunları tavsiye edebilirsiniz. Evet, aksiyel görüntü geldi. Bakın kemik yapı ve doku yapısı ne kadar iyi bir şekilde çıktı. Ve demiştik ki Proton Dance'de sagittal iki planımız vardı, onu kuracağız. Şimdi sagittal plan üzerinde çekimi yapacağımız yer kare görünüyor. Şimdi aksiyel üzerinden kuracağız. Şimdi bunu kuran iki yöntem var. Bazı teknisyenler şu şekilde göstereyim, açıyı şöyle kuranlar var. Yani özellikle şu şekilde ve bu şekilde özellikle bağların daha iyi çıktığını ifade edenler de var. Ama ben o zaman bu sagittal görüntüden çıktığına inanıyorum. Yani bu o zaman medya oblikten doğru gidiyor. Yani orta hattan sagittal hat dönüşmüş oluyor. Sagittal tam olmuyor. Ben o yüzden tamamen sagittal kuruyorum. Bu şekilde kuruyorum. Tabii dediğim gibi yani bu şekilde çalışan bazı teknisyenler vardır. Ama ben yani 16-17 yıldır bu şekilde çekiyorum ve hiçbir zaman bir bağlarda bir sıkıntı yaşamadım. Özellikle tamamen menisküs sorunları, bununla beraber ACL ve PCL de çok iyi çıktı. Tabii ben gördüğüm kadarıyla bir dönem bu şekilde buraya paralel bir şekilde kuran, ama ben o zaman şuna inanıyordum, bu sagittal olmuyor. Oblik, medya oblikten dönüştüğü için o yüzden mantıksal olarak ve birçok araştırdığım kaynaklarda özellikle bu şekilde yabancı kaynaklarda sagittali bu şekilde aldıkları için de ben yıllardır bu şekilde ve yorumlanan hiçbir MR'da bir sıkıntı olmadığını gördüm. Sagittaller de bu şekilde kuruluyor. Biraz aksiyel görüntü üzerine konuşsak, bakın burada sıvılar ne yapmış? Beyaz görünüyor, parlıyor. Hastada baya bir dizde sıvı artışı, diz arasında sıvı artışı mevcut. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sonrasında korneal gelecek ve T1 sagittal de ne yapacağız? Bunun üzerine, yani MR'ın en önemli unsuru kopyalama üzerine. Kopyalamayı nasıl? Bunu tıklıyoruz. Bir tıkladığımızda bu şekilde mavi oluyor. Sonra sağ açıyoruz. Copy parametre diyoruz. Measure parametre dediğimizde bütün her şeyini kopyalıyor. Kopyaladığı zaman average değiştirmek gerekti. Ve süre bakalım kaç oluyor. Süre 5 dakika oldu. Average 2 sefer okuma. Average yüksek olduğu için yüksek süreyi düşürmemizin bir yöntemi de bu. Ne oldu? 2.40 yarıya indi. Evet. Sonrasında koronal geldi. Koronal yine Proton Dance'te baktığımız zaman burada aynı zamanda şöyle göstereyim. Bağlar ve menisküs hornları. Bakın şurada görüyoruz. Menisküs hornları yırtıklı. Yani sagittal görüntülerde daha iyi. Şuranın içini görebiliyoruz. Bir beyazlık diz arasında. Bu taraftaki menisküs hornunda çok bir şey gözükmüyor. ACL ve PCL de ne yapacağız? Göreceğiz. Şimdi sagittal görüntü üzerinde daha detaylı göreceğiz. Evet, Proton Dance'te T2 geldi. Şimdi hemen evet, PCL görüyorsunuz. Kocaman simsiyah. Aslında ACL'yi de burada ne yapabiliyoruz? ACL bağını da buradan görüyoruz. Devamını görüyoruz. Bu şekilde. Şimdi menisküs sorunlarına bakıyoruz. Şurası da menisküs. Arka. Evet. Evet. Bakalım. Evet. Şurada da yine menisküs. Bir grad. Yani bir deformasyon mevcut.
Grad 1 veya da Grad 1, Grad 2'ye doğru gidiyor çünkü tam parçalanmış 3 de olabilir. 3 Grad olarak değerlendirilir. Kanalın devamı için abone olmayı unutmayın. Ve bir başka bununla ilgili yorumlarınız olursa da yazmayı unutmayın lütfen. Biz böyle MR çekim tekniklerini devam anlatmaya çalışacağız. Başka videolarda görüşmek üzere. Mutlu kalın.